Olur mu? Sosyal Yardımcı Dayanışma Vakıfları normalde ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtmak için kurulmuş bir vakıftır. Bizim vakfımız da bu amaç doğrultusunda daha önce küçük çaplı kıyafetler alıp ihtiyaç sahibi öğrencilere veriyorduk. Kaymakamımız daha büyük bir proje yapalım dedi. Vakıflar aracılığıyla yardım dağıtan kuruluşlar var. Bundan dolayı bir iş adamlarıyla görüşmeler yaptık. Onların sayesinde bize bu kadar ürün geldi. 2000 parça yaklaşık olarak. 2000 parça bağış, tamamı bağış geldi. Biz de burada yeterli yerimiz yoktu. Atıl durumda bir lojmanı kendimize mağaza yaptık. Hayır çarşısı olarak. Buraya yerleştirdik. Küçük çocuktan, bebek kıyafetlerinden çocuk, yetişkin. Hepsi var yaklaşık olarak. Ayakkabı bölümünde de çocuklar için her numara var yaklaşık olarak. Yetişkinler için de eksik oldukça tamamlıyoruz. Şu anlık bir sıkıntımız yok. Vatandaşımız memnun. Bazı durumlarda vatandaşımız geliyor mağazamızdan. Burada üzerlerine kıyafetleri bedenine göre. Bazen de biz ailenin komple kişi sayısı, beden ölçüleriyle beraber paketlerini hazırlıyoruz, kendilerine ulaştırıyoruz. Bizim toplum olarak insanlar pek istemiyorlar açıkçası. Yoksa da yok demiyorlar. Ama biz tanıyoruz aileleri. Aileleri tanıdığımız için, yıllardır bunların içerisinde yaşadığımız için biz onların ihtiyacı olduğunu tahmin ediyoruz, belirliyoruz. Biz kendilerine davet ediyoruz buraya. İnsanlar buraya geldiği zaman burada biz beden bayan, erkek, çocuk olarak hepsini ayırdık. Bütün kıyafetleri. İnsanlar geliyor, seçenekler, elde bulunan seçenekler doğrultusunda istediğini alıp gidebiliyor. Yaklaşık olarak 110 metrekare bir apartman dairesinde 3 odası komple dolu. Projemizde başladığı hayır çarşısı olarak başlattıktan sonra bir yoğun dağıtım yaptık. İnsanlar o aşamada kendileri de geldi. Biz de gönderdik. Şu anda elimizde mevcut ürünlerimiz var. Bu ürünler azaldığı zaman tekrar talep edeceğiz. Talep ettiğimiz zaman da geri dönüş olmadı. Yani red cevabı almadık hiçbir zaman. Kıyafetle ilgili her dönemin başında okullardan mutlaka ihtiyaçlı öğrenci listesi öğretmenlerle şöyle öğrencileri hiçbir şekilde incitmeden, rencide etmeden bir gözlemleme istiyoruz. Yani çocuklar üzerinde kıyafet olmayan ya da ayakkabısı kötü olan, eski olan çocuklardan lütfen onlardan habersiz bir liste oluşturun bize diyoruz. O gelen listeye istinaden biz de bir talep oluşturarak hayır olarak bunları alıyoruz. Gelen ürünler geldiği zaman çocuğun ismi, sınıfı, numarasına kadar poşetin üzerinde yazıyor. Ve bu direkt çocuklara dağıtılıyor. İlçemizde bütün okullarda bu uygulamayı son 3-5 yıldır yapıyoruz. Hayır çarşısı olarak devam edecek. Ya bu lojmanda olmasa yine devam ettireceğiz biz bunu.